Adalet ve Demokrasi Haftası'nda devrim şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Mücadelesi adına daha doğru olacaktı. Bizler bu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Gazeteci Bu arada Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın, Uğur Mumcu Vakfı'nın başta dostumuz, arkadaşımız Özge Mumcu Aybars olmak üzere orada emek veren bütün arkadaşlarımıza da buradan selam olsun diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu ülkenin laik aydınlanmacı çizgi Tekin Yayın Evi'nden kitapları vardı. Sonra bolca basıldı. Yani Uğur Mumcu sadece bizden bir önceki kuşağın değil, bizim ve bizden sonraki kuşakların laik, aydınlanmacı, eşitlikçi, özgürlükçü mücadelesinin sembolüdür. Ve aynı zamanda hiç unutmamak gerekir, burada da yazar, yolsuzluk masasının önünde fotoğrafı. Bu ülkenin bir kuruşuna, yetimin hakkına, bizim topluca ortaya koyduğumuz emeği çalanlara karşı sarsılmaz bir mücadelenin savunucusuydu. Evet, bizler onun anısına çok şey yapamadık ama Adana öyle bir kenttir ki başkanıyla, mücadele edenleriyle, bütün sivil toplumuyla hem bir Uğur Mumcu meydanı vardır, hem anıtı vardır. Yani Cumhuriyet kenti Adana'da Uğur Mumcu anıtlarla da yaşatılmaktadır. Ve sizlerle beraber fikirlerde, zihinlerde ve kararlılıkla yaptığımız bu mücadelede yaşatmak durumundayız kendisini. O yüzden Adana'ya bir kere daha teşekkür ediyorum. Burada bulunan bütün Uğur Mumcu dostlarına saygılarımı sunuyorum. Kuvacımız Uğur Mumcu'nun katledilmeleri ülkemizi bugünlerin karanlığına taşıma amaçlı seri cinayetlerin zirve noktası olmuştur. 70'li yılların başında 12 Mart 1971 faşizmi ile başlatılan Sivas, Çorum, Maraş katliamları ve Abdi İpekçi cinayeti ile 80'lerin 12 Eylül despotizmi ile buluşturulan Muammer Aksoy, Bahriye Uçok, Uğur Mumcu ve diğerleriyle sürdürülüp Ahmet Taner Kışlalı cinayetiyle 2000'lere ulaştırılan bu stratejiyle emperyalizm engel gördüğü ulusalcı aydınları, namuslu gazetecileri, gerçek toplum önderlerini yok etmiş, yolunu temizlemiş, yazık ki başarılı olmuştur. Uğur Mumcu'nun katledilişinden 8 yıl sonra Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı da hain bir pusuda yitirdik dostlar. Halkla arasına bürokratik bir engel koymak yerine odakların karşısında ser verip sır vermeyen Okkan'ın terör örgütleriyle karar mutlaka soracağına yürekten inanıyoruz. Kemalizmin namus sesini bir sis çana gibi yurdumuz semalarına aşarak asarak yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma kararlılığımızla bütün yitirdiğimiz yurtseverleri saygı, sevgi, minnet, şükran, özlemle anıyoruz. Bugün usta bir kalemin, büyük bir insanın hangi meziyetini ele alırsanız alın, örnek alınacak bir Uğur Mumcu'nun anmasındayız. Üzülmemiz gerekmiyor. Çünkü hani Mustafa Kemal Atatürk diyor ya, bir gün benim naçiz vücudum toprak olacaktır. Ama Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. İşte ilelebet yaşayacak isimlerden bir tanesi Uğur Mumcu. Onun için iftiharla ve saygıyla önünde eğiliyoruz Uğur Mumcu. Her söylemin, her eylemin bizim için örnektir. Ve biz buradaysak, buralardaysak, bu mevkideysek, böyle etkinliklerimiz varsa bu senin yolundan gittiğimizden, senin yazdıkların okumuzdandır. Üzerimizde büyük etkin vardır. Sana büyük saygılarımı şahsen buradan sunuyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, ben Seyhan Belediye Başkanı iken de Uğur Mumcu Meydanı'na Uğur Mumcu'nun heykelini dikeceğimi ahdetmiştim. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra bu arzumuz devam etti. Fakat burada bir büst, bir heykel yapma imkanını izinler dolayısıyla yapamadık. Ama bir büste, bir heykele yakın
çok da güzel bir anıt yaptık. Burada Sedat kardeşimize de, Mimarlar Odası Başkanı Sedat kardeşimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Onun da emeği var. Evet, hepinize saygılar sunuyorum efendim. Ucuz can pazarıydı, kalemim düştü.